Merhabalar uzun zamandır böyle vlogvari bir şey yapmıyordum ve e, sosyal medyadan ve canlı yayınlardan da bahsetmiş olduğum cezamın 340 bin TL olarak onaylanması ve böyle kitap gibi ödeme fişlerinin elime tutuşturulmasının ardından hem sağ olsun soran ilgilenen arkadaşlara ne olduğunu anlatmak hem de benzer şeyler yaşayabilecek olanlara süreçten bahsetmek istedim. E, bu cezanın iki parçası var benim gözümde birincisi benim yanlış yaptığım şeyler, benim hatalarım ve eksiklerim. İkincisi ise çok garip, bürokratik ve bence mantıksız olan bir e, hak silinmesi. Ben 2015 yılında bu YouTube kanalını açtım, yavaş yavaş izlenmeler arttı. 100 lira, 200 lira reklam geliri kazanmaya başladım. Markalar ilgilenmeye başladı, ajanslar ilgilenmeye başladı. Bu iş büyüdü ve ben 2016 senesinde ''Aa, bu benim mesleğime dönüştü. Ben bir iş yapıyorum ve vergi vermeliyim.'' diyerek şirketimi kurdum. Ve o sene çıkmış olan genç girişimci kanunundan faydalanarak kurdum. Bir genç girişimci olarak devlet bana diyordu ki sen erken yaşta ticarete atılmışsın, ee, ekonomiye ileride belki faydan olacak, yeni bir iş kuruyorsun. Bunu düzgün yapabilmen, e, başlayabilmen için ben senden belli bir limite kadar gelir vergisi almayacağım dedi ve almıyordu da. E, ben de açıkçası bu muafiyete güvenerek biraz rahat takılıyordum. Ve çok da bilinçli olmadığım için. Ama bu sene incelemeye alındığımda benim bütün banka dökümlerimi önüme koydular. Yüzlerce satır. Dediler ki tek tek bunların her birinin kuruş kuruş ne olduğunu açıklayacaksın. Ben de açıkladım. Ee, bir kısmı zaten daha önce raporladığım şeyler, ee, faturasını kesmiş olduğum işler, vergisini ödemiş olduğum şeyler vesaire. Ve dediler ki sen 2016 yılında bu şirketi kurmuşsun. Genç girişimci olmuşsun. Ama 2015 yılında yaklaşık 7 bin lira kazanmışsın. Ve bu kazandığın 7 bin lirayı devlete rapor etmemişsin. Sen ticarete atılmışsın, bunu haber vermemişsin, usulsüzlük yapmışsın. Bu yüzden de genç girişimci kanununda olan bütün haklarını iptal ediyoruz diyerek benim muaf olduğum tüm vergiyi 2015 yılından itibaren, 2016 yılından itibaren faiziyle ve İki kat cezası ile beraber benden istediler. Ben de dedim ki, sosyal medyada da bunu söylemiştim. Kardeşim madem buna genç girişimci bonusu diyorsunuz. Ve ülkenin genç vatandaşlarına fayda sağlaması için yaptınız. Ve benim üniversite öğrencisiyken, devletten 300 lira burs alıyorken, ailemden harçlık alıyorken yaşadığım bir dönemde ayda 200 lira 300 lira daha internetten kazandım diye ticarete atılmışım sayıyorsanız e daha da genç atılmışım o zaman dedim. Hani daha da genç girişimci. Biraz şaka yollu böyle dedim. Çünkü böyle düşünüyorum. E müfettiş de güldü. Ama dedi ki kanun böyle. Yapacak bir şey yok. Sen Eee usule uygun davranmamışsın dedi ki zaten sadece 50 bin lira usulsüzlük cezası dedim Bu bahsettiğim 340 bin liranın sadece 50 bin TL'si benim usulsüzlük yapmamdan geliyor. Ve Vermediğim, muaf olduğum bütün bu vergi dediğim gibi birden katlanarak bana geri döndü. Yani madem ticarete atılmıştım 2015 yılında ben bilmiyordum. Ee, çünkü yılda 7000 TL kazanmış bir üniversite öğrencisi ne çeşit bir ticarete atılmış oluyor bilmiyorum. Ee, ama madem siz biliyordunuz neden benim genç girişimci bonusundan faydalanmama izin verdiniz? Ben vergimi düzgün ödeseydim en azından şimdi bu cezaları faizleri yememiş olur. Vakti gelince bütün banka dökümümü çat diye önüme koyabiliyorsanız bunu başta neden yapmadınız modundaydım. Ama ikna edemedim. Ve böyle bir ceza çıktı. Bu cezanın diğer parçası benim hatam. Ben bu işlerden hiç anlamıyordum. 2015 yılında zaten YouTube'a dair ne düzgün bir kanun, ne düzgün bir emsal, ne düzgün bir yönetmelik olmadığı için. Ve ben de aa ben genç girişimciyim. Okey benim devlet bana sahip çıkıyor. Belli bir noktaya kadar vergi vermem gerekmiyor. E zaten 75 bin liralık falan limitlerden bahsediyoruz. Ben böyle para kazanmıyorum o zaman. Çok da bir şey yapmama gerek yok deyip yarım yamalak yapıyordum vergi işlerini. E buna güvenerek bu benim hatamdı. Bilinçli değildim, bilmiyordum. Ailemin yönlendirmesiyle, dayımın yönlendirmesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama yarım yamalak yapıyordum ve e, devlete vergi, borcum vardı. Bunu kabul ediyorum. E, zaten incelemeye alındığımda da başıma bu gelecek sandım. Aha dedim tamam benim bugüne kadar küçükken düzgün yapmadığım şeyleri benden alacaklar. E, bu benim zaten devlete borcum, problem yok olarak düşünüyordum ama bu birdenbire benim bütün haklarımın ve muafiyetimin de silinmesi suçlandı. Ve zaten bunu yapmasalardı 2015 yılına dönüp oradaki 7000 TL'yi gösterip bütün haklarımı silmeselerdi benim genç girişimci olarak muafiyetlerim olduğu için böyle bir ceza çıkmayacaktı. Müfettiş sağ olsun yardımcı olmaya çalıştı. Ee, suç unsuru bulunmamaktadır diye not geçildi. Yani benim vergi kaçırmaya falan çalışmadığım sadece yeni oluşmuş bir sektörde yönetmeliklerin, tüzüklerin bilmem nelerin oturmadığı, kimsenin bir şeyden haber olmadığı belirsiz bir ortamda e, bilinçsiz 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak yanlış yaptığım şeyler olduğu ortaya kondu ve dediğim gibi benim kendi yanlış yaptığım kısma dair bu paranın içerisinde vicdanımda ay para veriyorum falan diye bir şey yok. Benim o üstünde yürüdüğüm asfalt geçtiğim köprü ve diğer şeylere dair devlete olan borcum bu. Eyvallah. Bir sorun yok ama Keşke bu genç girişimci bonusundan yararlanmamış olsaydım yani Keşke bana zamanında deselerdi sen bunu yapamazsın sen çünkü 7000 TL kazanmışsın o yüzden hiçbir hakkın yok bu dünyada Deselerdi de en azından faiz cezası yemeseydim bu usulsüzlük cezalarını yemeseydim bonus ceza yemeseydim Dava açma hakkım vardı ve bu genç girişimcilik kısmı konusunda haklı olduğumu düşündüğüm için dava açmayı da düşündüm. Ailemden ve arkadaşlarımdan bazı kişiler de dava açmam gerektiğini söylediler. Fakat korktum ve vazgeçtim. Çünkü bu ceza indirimli hali. Ben uzlaşma komisyonuna gittiğimde dediler ki senin ana verginden yüzde %5 indirim yapalım. Kestiğimiz cezadan yüzde %80 indirim yapalım. Dava açma dediler ve bu 340.000 TL ortaya çıktı. Ben kabul etmiyorum ve dava açıyorum deseydim yani herhalde 600-700 bin TL'lik bir ceza çıkıyordu indirim olmayınca ee, belki daha da fazla bilmiyorum hesaplayamıyorum şu an korkutucu ve imkansız bir meblağydı yani ve bu meblağ her ay %1 artacaktı yani 6-7 bin lira artacaktı ve davayı kaybetseydim kim bilir neler gelecekti başıma ve ben de haklı olduğuma inanıyor olmama rağmen kaybetmem durumundaki sonucun korkunç bir şey olmasından dolayı cesaret edemedim ve bu cezayı kabul ettim. Neyse ki gencim, çalışabilecek haldeyim. Hala işlerim var, oyunlarım var, kanallarım var, sözleşmelerim var. Sponsor markalarım var ve çalışarak bu parayı ödeyeceğim ben. Neyse ki sağlığımın yerinde olduğu, işlerimin yerinde olduğu bir dönemde başıma geldi. Çok daha kötü bir zamanda boşuma, başıma gelebilirdi. Hiçbir şekilde bununla başa çıkamayacağım bir zamanda başıma gelebilirdi. Ee, o yüzden çok moralimi bozmamaya çalışıyorum ve e, bundan sonra kimse benim vatanseverliğimi, vatanperverliğimi sorgulayamaz abi. Ben senelerdir devlete çalışıyormuşum, haberim yokmuş. Bak o, yollardan yürürken, o kaldırımdan geçerken her bastığınız kaldırım taşında beni hatırlayın tamam mı? Toplam 340 bin liralık. Dora'nın vergisi bu diye beni hatırlayın yani. Bu saatten sonra kimse diyemez Dora bu ülkeye çalışmıyor diye. Böyle işte YouTube'dan katıl butonuyla canlı yayınlardan bağış atarak falan destekleyenler de oldu sağ olsunlar. Ee, ama sakın bu videoyu sizden finansal bir destek ya da yardım bekliyorum olarak algılamayın. Benim işlerim yolunda, kanalım son dönem gayet güzel izleniyor. Sponsorlarım var, geçimi bir şekilde sağlıyorum. Oyunlarımız hala Play Store'da, App Store'dalar. Ee, zaten Biliyorsunuz ben kitlemden para çok almak istemediğim için Facebook ve Nonolive gibi sözleşmeli yerlerde yayın yapıyorum. Sonuçta bu benim işim. Ben buradan geçimimi sağlamak zorundayım veya her yayın böyle bana bağış ve yapın, abone olun yapmak e, durumunda kalacağım ya da böyle anlaşmalı sitelerden sizin sadece izlemeniz karşında sponsorluk alacağım. Halihazırda yerinde olan izleyicilerimiz yardımcı oluyorlar zaten dediğim gibi sağ olsunlar ama sakın öğrenciyseniz ee, hele 18 yaşın altındaysanız küçükseniz falan bana para falan vermeye kalkmayın Gidin bir kahve için kahve içerken benim videomu izleyin bir like atın kafi Bunun da tekrar üstünde durmak istiyorum Arkadaşlar biz yayıncılar bu sektörde medyatik bir sektörde bir şekilde geçimimizi sağlıyoruz Ben bir şekilde çalışarak bu parayı ödeyeceğim Sakın kendi düzgün geçiminizi sağlayamıyorsanız daha istediğiniz oyunları alamıyorsanız LoL'de istediğiniz kostümü alamıyorsanız Oturup bir kahve içemiyorsanız Yayıncılara en azından bana Para vermeyin gerek yok Bunu tekrar üstüne Basmak istiyorum bu videoyu yanlış yerlere Çeken insan olmasın diye ee, Bu sadece benim başıma gelmiş olan En büyük olay falan ve Başına benzer şeyler gelebilecek olanlar var Bu yayınlarda bahsettiğim bir derdim Olduğu için soranlar var bunu açıklamak istedim ben ee, Bir mali müşavir de şöyle bir şey dedi. Yani bu ülkede ne vergi kaçıranlar var, neler yapanlar. Hem de bunu kötü niyetli, dolanmaçlı yollardan yapanlar varken sana bunun yapılacağını zannetmiyorum demişti bu inceleme başladığında. Ve ben bu genç girişimci bonusunun silinmesi durumunu anlattığımda. Ama yapıldı. Belki de dava açmalıydım. Belki de dava açmak doğru yanıttı. Belki de hakim karşısına geçip abi ben 20-21 yaşındaydım. Bir senede toplam 7 bin lira kazanmışım, devletin bana verdiği, burs ailemin aldığı harçlık kadar bir para maksimum kazanmışım, ne ticaretinden bahsediyorsun e, deseydim belki evet abi böyle ceza mı olur diyecekti. Ama hem bu dava sürecinin stresini, korkusunu, belirsizliğini ve kaybetmem durumunda böbreklerimi <laughs> e, kaybetmek istemedim. Öyle. Durum bu şekilde ee, sanırım daha fazla söyleyeceğim bir şey kalmadı bu konuda size dolayısıyla izlediğiniz ve acımı paylaştığınız için teşekkür ediyorum ee, yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıklı kalın.